Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Evet, Eylül ayında orkidelerde hangi bakımları yapabiliriz? Bunları anlatıyorum. Bakın şu orkidemin dibinde diğer bir orkidem vardı. Gelişimi tam iyi değildi. Bunun ayrımını yaptım. Eylül ayında orkidelerde kök bakımı, kök orkidelerin dikimini yapabilirsiniz. Ve ben bunu küçük bir saksıya diktim. Büyük saksıda büyümesi tam olmuyordu. Çünkü kökleriyle büyük saksıyı doldurana kadar çiçek açmıyordu. Şimdi küçük saksıya diktim. Biraz toprağını da fazla koydum. Gelişmelerini sizlerle paylaşacağım. Şu orkidemin de şekli iyi değildi. Biraz yan büyüyordu. Bunun da yine kök bakımını yaptım ve yeniden dikimini yaptım. Eylül ayında bu işlemleri yapabilirsiniz. Dikim işlemlerini yapabilirsiniz. Gelişimlerini sizlerle yeniden paylaşacağım. Gayet güzel oldu. Biraz daha düzeldi. Biraz yandı. Evet, şurada dua çiçeğimi göstermek istiyorum. Yapraklarıyla mest ediyordu dua çiçeği. Dua çiçeğinin en önemli özelliği akşamları yapraklarını yukarı doğru kaldırmasıdır. Evet, dua etmesidir. Harikulade bir çiçektir. Bu çiçeğin bakımında en önemli dikkat edeceğimiz mesele direkt güneş ışığı almayan bir yere konumlandırmamız gerekiyor. Dolaylı yerden güneş alması gerekiyor ve toprağı kurumadan sulamamız gerekiyor. Toprağını iyi incelememiz gerekiyor. Evet, şöyle gösteriyorum. Harikulade bir görüntüsü var. Evet, bu orkidemin, evet gösteriyorum, kök bakımını yapmıştık. Yaprakları bayağı solmuştu. Şu anda bir tane daha yaprak çıkartıyor. Bu da yaptığımız işlemin doğru olduğunu gösteriyor. Orkidelerde eğer böyle yapraklarda salma varsa kök bakımı yapılması gerekiyor. Evet, şu orkidemde çiçekleri gayet devam ediyor. Orkideler yavaş yavaş bu dönemde çiçeklerini dökmeye başlar. Evet, şu orkidemde yine gelişiminde sıkıntı görmüştüm. Bunun da kök bakımını yaptım. Yeniden dikimini yaptım. Evet, bunun da gelişimini sizlerle paylaşacağım. Öyle gösteriyorum. Tek yaprağı kaldı bunun. Evet, yaprakları da sararmıştı. Evet, şu orkidemi göstermek istiyorum. Beyaz orkidem. Evet, tarçın bakımı orkidede çok önemli. Evet, bu orkidemin orta noktası çürümüştü. Bu orta noktasındaki hastalıkları gidermek için toz tarçın kullanmıştım. Şu anda 3. yaprağını çıkartıyor. Bakın gösteriyorum. Evet, bir süre çişi bu. Bir anda sürdük, hemen iyileşti değil. Belli bir süre beklemek gerekiyor. Sabretmek gerekiyor. Bakımlarını düzenli yapmamız gerekiyor. Bu sene çiçekleri de çok verimliydi. Hala çiçekleri devam ediyor. Toplamda 14 tane çiçek açtı. Evet, şu pembe orkidem çiçekleriyle devam ediyor. Gayet güzel. Bakın diblerin, bunun da toprağı azalmıştı. Dibine biraz toprak ilave ettim. Evet, tarçını sürdüğümüz, tarçın döktüğümüz orkidelerimizin yaprakları da güzel bir şekilde çıkıyor. Yaprakları canlı bir şekilde çıkıyor. Diblerine bu şekilde tarçın sürebilirsiniz. Tarçın doğal bir antibakteriyel özelliği var. Temizleme özelliği var. Ayrıca topraktaki böcekleri uzaklaştırmaya da etkisi var. Bakın yaprakları görüyorsunuz. Yeni yeni yapraklar çıkartmasını teşvik ediyor. Köklerinin sağlıklı olmasını teşvik ediyor. Yeni kökler çıkmasını teşvik ediyor. Evet, şöyle gösteriyorum. Harikulade. Bunun da artık çiçekleri soldu. Bunu da budamasını yapmam gerekiyor. En son çiçek çıkan yerin hemen altından, boğumun üstünden budama yapacağım. Bakın şuradan budama yapacağım. Evet, bu işlemi de yapmam gerekiyor. Yaptıktan sonra da tarçın süreceğim buraya. Diğer çiçeklerimiz de büyümeye devam ediyor. Çiçek bakımı sabır işi isteyen bir olay. Bir anda yaptığınız işlemin sonucunu göremezsiniz. Biraz sabredeceksiniz, bakımlarını düzenli yapacaksınız ve güzel orkidelere, güzel çiçekli orkidelere ulaşacaksınız. Evet, şunları göstermek istiyorum. Bu orkidelerim ücretsiz aldığım orkideler, ölmek üzereydi. Şu anki halleri gayet çok güzel, canlı bir şekilde. Bunun toprağının değişimi yaptım. Şunun da gelişiminde biraz sıkıntı görmüştüm yine. Bunun tekrar kök bakımını yaptım ve dikimini yaptım. Bunun da size daha önceden paylaşmıştım bunun videosunu. Evet, şöyle gösteriyorum, gayet güzel. Şu orkidem, evet bu orkidem komşum çöpe atarken görmüştüm ve bunu bu şekilde kurtardık, çöpe gitmesini engelledik. İlk hali çok kötü bir durumdaydı. Şu an gayet canlandı. Bunu nasıl kurtardığımın videosunu videonun sonuna bırakacağım. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Şu anda bunun da yeniden kök bakımını yaptım. Dikimini gerçekleştirdim tekrar. Bunun da gelişmelerini sizlerle paylaşacağım. Çiçekleri olunca da gayet güzel olacak. Bunlar sabır etmek gerekiyor. Sabır göstermek gerekiyor. Kök bakımlarını ara ara yapmamız gerekiyor. Toprağını gerekiyorsa değiştirmemiz gerekiyor. Evet, şuradaki orkidelerimi göstermek istiyorum. Farklı bir orkide. Eylül ayında eğer keyikiler yeterli köke ulaşmışsa dikimini yapmamız gerekiyor. Bakın bunu geçen hafta dikimini yapmıştık. Şöyle gösteriyorum. Biraz yamuk görünüyor ama bu güneşe doğru büyüyecek ve düzelecek. Kendi elinizle düzeltmeye kalkmayınız.
Şu dibinden büyüyen orkidem de gayet büyüdü. Şöyle gösteriyorum. Şu tarafta da iki tane keyikimiz var ama bunların kökleri yeterli büyüklüğe ulaşmadı. Bu nedenden dolayı şu anda dikimini yapmayacağız. Orkide keyikisinin dikimini bahar mevsimlerinde yapmamız lazım. Ya Mart ayında, yani ilkbaharda yapmamız lazım ya sonbaharda. Bakın bunun dikimini Eylül ayında yaptık. Şu yan taraftaki kardeşinin dikimini de Mart ayında yaptık. Şöyle gösteriyorum. Şu anda kökleriyle köklerini arttırmaya uğraşıyor. Buna neden dolayı büyüme gitmedi. Şu dibden gelen orkidem de gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Şöyle gösteriyorum. Bu keyiklerde köklenme sağlandıktan sonra dikimini yapacağız. Büyük bir ihtimal Mart ayında bu ikisinin dikimini gerçekleştireceğiz. Evet, Eylül ayında özetlemek gerekirse, bir, eğer keyikler yeterli büyüklüğe ulaşmışsa bunların dikimini yapıyoruz. Orkidelerde kök sıkıntısı olduğunu düşünüyorsanız bunların kök bakımını yapıp yeniden dikimini yapabilirsiniz. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, iyi günler.